Evet sevgili Ribat FM dinleyicileri son bölüme girdik. Değerli hocamı tekrar size takdim edeyim. Değerli Ribat FM dinleyicileri bugünkü stüdyo konuğumuz Meram Başvaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Sorularla İlmihal programında sorularımızı hocamıza iletiyoruz. Hocam bir dinleyicimizin bir sorusu var. İş saatinden dolayı tutulmamış orucu var. İş ağır olduğu için hocam. Tutamamış, ağır gelmiş ona ve oruç tutmak için patrondan izin almak gerekiyor mu? Zaten siz açıklayacaktınız. Bu evet. Soruyu da sormuş olalım. Hatta ben bu soruyu sorayım. Bunun cevabı soracağım sorunun içinde var mı hocam? O konuya ayrıca gelecektim ama şimdiden cevabı vereyim dilerseniz. Tabii ki hocam. Ağır işte çalışanlar şartlarına göre değerlendirilir. Burada işverenlere Ramazan ayında büyük bir sorumluluk düşüyor. İşçilerinin de oruç tutabilmesi için iş şartlarını, çalışma saatlerini Ramazan'a göre düzenlemelerini tavsiye ederiz. Bu özellikle insani, işverenlere değil mi? İşverenlere bunu tavsiye ederiz. İnsani olarak, ibadete saygı açısından. Böyle yapan sanayi kuruluşları, fabrikalar var. Ben 3. sanayiye devam ediyorum. Bazı fabrikalarla bizzat görüşüyorum. İşçilerinin oruç tutabilmesi için mesai şartlarını değiştiriyorlar. Kimisi gece çalıştırıyor, kimisi hemen sahurdan sonra başlatıyor, 5'te 6'da başlatıyor. Öğleye kadar veya sıcağı öğleden sonra 1'de 2'de bitiriyor. Böyle güzel mesai programları yapılabilirse güzel olur. Bununla birlikte başka hiçbir yerde iş bulamamış, bu ağır işte çalışmak mecburiyetinde kalan kardeşlerimiz eğer oruç tutmak için direnç elde edemiyorlarsa, oruca dayanamıyorlarsa, uzun yaz günlerinde, sıcak günlerde dayanamıyorlarsa, bazı alimler bunların daha sonra kaza edebileceği fetvasını vermişlerdir. Bunlara kefaret gerekmez. Allah razı olsun hocam, teşekkür ediyorum. Hocam Ramazan-ı Şerif'e 30 gün ya, toptan niyet edebilir miyiz tek seferde hocam? Evet, Malikiler dışındaki 3 mezhebe göre, Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre Ramazan'ın her günü için ayrı ayrı niyet etmek gerekmektedir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Ramazan'ın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır diyorlar. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadettir. Öteki günlerde tutulan ve tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur diyorlar. Dolayısıyla bir günün orucu bozulduğu zaman sadece o günün orucu bozulmuş olur. Öteki günlerin orucu bundan etkilenmez yorumunu yapıyorlar. Malikiler ise Ramazan ayı başında bütün Ramazan ayı için ve peş peşe tutulması gereken diğer oruçlar için, kefaret orucu da bunun içinde, başlangıçta bir defa niyet edilmesini yeterli görüyorlar. Malikilere göre ara vermeden peş peşe tutulması gereken oruçlarda en başta yapılacak tek niyet yeterlidir. Ramazan orucunda da tek niyet yeterlidir. Ancak bu oruçlara yolculuk, hastalık, hayız ve nifas gibi zorunlu sebeplerle ara verilecek olursa engel kalktıktan sonra yeniden niyet gereklidir. Tek bir niyetin yeterli olduğu oruçlarda her gece niyet etmek de müstehaptır diyorlar Malikiler. Malikilerin dayandığı delil ise şu ayeti kerime: "Femen şehide minkumuş şehra felyasum." Sizden kim Ramazan'a yetişirse bu ayı oruçlu geçirsin ifadesi. Bu ayete göre Ramazan'ın başında tek bir niyet yapan kişi, bütün Ramazan oruç tutmaya niyet eden kişi Malikilere göre bütün Ramazan orucuna niyet etmiş sayılıyor. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre her gün için ayrı ayrı niyet etmek gerekmektedir. Bu bakımdan her gün akşam iftarımızı yaptıktan sonra akşam yemeği itibariyle, iftar yemeği itibariyle niyet edebiliriz. Gece yatmadan önce niyet edebiliriz. Sahura kalktığımızda niyet edebiliriz. Uyuyup kaldığımızda, sahura kalkamadığımızda öğle vaktine kadar, güneşin tam tepe noktasına geldiği vakte kadar da hiçbir şey yememek, içmemek şartıyla, orucu bozacak hiçbir durum olmaması kaydıyla öğleye kadar da niyet edilebiliyor Hanefi mezhebinde. Peki hocam, adam unuttu niyet etmeyi. Tam iftarını açmadan önce o güne niyet edebilir mi hocam? Yani niyet ettim Allah rızası için o günkü iftarın, açacağım iftarın orucunu tuttum, şimdi açıyorum diyebilir mi? Böyle bir şey var mı hocam? Alimlerin büyük çoğunluğuna göre niyet şarttır. Niyetin
en geç vakti de biraz önce ifade ettiğimiz gibi sadece Hanefilere göre öğle vaktine kadardır. Öğle güneşin tam tepe noktasına geldiği zamana kadar Ramazan orucuna niyet edilebiliyor. Nafile oruçlara da aynı şekilde niyet edilebiliyor. Ama öğleden sonra artık niyet etmenin vakti geçmiş oluyor. Sadece Hanefilerden Züfer'e göre böyle bir kişinin orucu geçerli olur. Gece sahura kalktığı zaman sözlü niyet etmese bile kalben niyetini içinden geçirdiği zaman, ben yarın oruç tutacağım dediği zaman, Ramazan orucumu tutacağım dediği zaman niyet etmiş sayılıyor zaten. Tutmayacağım diyorsa o zaman niyet etmemiş oluyor. Akşama kadar da aç dursa çoğunluğa göre onun orucu olmuyor. Niyet farz kabul edilmiştir. Bunun dışında niyetle ilgili olarak mezheplerde değişik görüşler de bulunmaktadır. Allah hepimizin niyetlerini halis eylesin, rızasına uygun eylesin. Önemli olan Allah rızası için oruca niyet edip oruca başlamaktır. Mümkünse alimlerin büyük çoğunluğunun görüşüne göre imsak vakti en geç oruca niyet edilmelidir. Yani insan sahura kalktığı zaman niyetini yapmalıdır. Peki hocam, oruç yasakları ne zaman başlıyor? Oruç yasakları, yani yeme, içme, cinsel ilişki gibi yasaklar imsak vaktinin girmesiyle başlıyor. Dolayısıyla gün batımından sonra bir oruca niyet eden kimsenin bu vakte kadar oruç yasaklarına riayet etmesi gerekmiyor. Peki hocam, bir kimse imsak vaktinden önce niyetinden vazgeçebilir mi hocam? İster sağlıklı, ister hasta, ister mukim, ister yolcu olsun, geceden niyet eden kişinin imsak vaktinden önce oruç tutmaktan vazgeçmesi bütün oruç çeşitleri bakımından geçerli kabul ediliyor. Güneş battıktan sonra herhangi bir oruca niyet edilmesi halinde ikinci fecre kadar, yani imsak vaktine kadar, sabah namazının vaktinin girişine kadar içme, yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmak niyete ve oruca zarar vermiyor. Çünkü bu niyet ikinci fecirden itibaren başlayacak olan oruç ibadeti için yapılmıştır diyor alimlerimiz. Mesela akşam iftarda birisi niyet etse, yarınki orucumu tutmaya diye erkenden iftar vakti yapsa, daha sonra yese içse gece boyunca, evet hocam, orucuna bir zarar gelmez. Çünkü yarınki orucunu tutmaya niyet etti. Oruca niyet ettiği andan itibaren oruca başlamadı. Gece zaten oruç tutulmaz. İmsak vaktinden itibaren orucunu tutacak. Yine bu şekilde niyet eden bir kimse herhangi bir sebeple ikinci fecrin doğmasına kadar, yani imsak vaktine kadar bu niyetini de geri alabilir diyorlar alimler. Mesela yarın Ramazan'ın birinci günü olsun. Ben bu gece kalktım, sahuru yaptım. Tam oruca niyet edecekken bir yolculuk hali ortaya çıktı. Evet, İstanbul'a gitmem gerekti. Niyet etmekten vazgeçebilir miyim? İmsak vaktinden önce vazgeçmemde bir sakınca yok veya başka bir mani çıktı. Tabii ki keyfi bir şekilde oruç tutmamak haramdır. Bunu biraz sonra da açıklayacağız. Hiçbir ciddi sebebi olmadan, dinen geçerli bir mazereti olmadan oruç tutmadığı takdirde bir kişi büyük günah işlemiş olur. Hocam, şartlı niyet ve oruç tutmakta tereddüt niyete kadar yasak mıdır hocam, verilir mi? Tereddüt eden bir kimse, ben yarın oruç tutsam mı tutmasam mı diye böyle tereddüt geçiren, niyet konusunda şüphesi olan bir kimse, niyetini kesinleştirmediği sürece oruca başlamış sayılmaz. Bu niyetine zarar verir. Evet hocam. Veya şu işim olursa ben oruç tutarım, şu işim olmazsa tutmam diye böyle şartlı niyet caiz görülmemiştir. Mutlaka niyetin mutlak olması gerekiyor. Şartlı olması caiz görülmemiştir. Buna dikkat etmek lazım. Niyet çok önemli ibadetlerde. Niyet olmadan ibadet olmuyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyurmuşlardı? İnnemel a'malu binniyat ve innema likulli imri'in maneva. Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır.
Hocam, Ramazan orucunu ertelemek veya bozmak için geçerli mazeretler nelerdir hocam? Evet, önemli bir soru. Allah'ın kimseye gücünün üzerinde bir mükellefiyet yüklemediği ve sıkıntı hallerinde kolaylaştırma ilkesinin işletileceği pek çok ayette ve hadis-i şerifte vurgulanmıştır. Orucu farz kılan ayette de Rabbimiz hastalık ve yolculuk hallerinin orucu ertelemeyi meşru kılan gerekçeler olduğunu belirtmişti. Başka deliller ve genel ilkeler ışığında bunların açılımı niteliğindeki bazı durumlar da Ramazan orucunun ertelenmesi veya başlanmışsa bozulması için geçerli bir mazeret sayılmıştır. Bu durumda kişi tutamadığı oruçları daha sonra kaza eder. Ayet-i Kerime'de Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ oruç tutmaya güç yetiremeyenler ifadesi geçiyor veya büyük zorluklarla güç yetirebilenler diye geçiyor. Böyle olanların, yaşlı olanların, ağır hasta olanların, iyileşme ümidi olmayanların وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ bir fakiri sabah akşam doyuracak miktarda fidye vermesi gerekir buyurdu Rabbimiz. Hastalara, yaşlılara böyle bir kolaylık tanınmıştır. Bütün ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda şu durumlarda Ramazan'da bir kişi oruç tutamadığı takdirde sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Birincisi hastalık. Oruç tutması veya orucuna devam etmesi halinde hastalığının ağırlaşmasından veya uzamasından endişe eden kişi orucunu erteleyebilir veya bozabilir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bazı gençlerimiz küçük bir baş ağrısı, hafif bir mide ağrısını bahane edip ben bugün oruç tutmayacağım diyerek oruçlarını bozabiliyorlar. Böyle hafif sebeplerle değil, gerçekten ciddi bir hastalık varsa, oruç tutamayacaksa, doktor kendisine oruç tutamayacağını söylüyorsa, evet hocam, uzman görüşünü alıp ondan sonra orucunu bozması gerekiyorsa bozmasını tavsiye ederiz. Mümkünse orucuna devam etmesini, sabretmesini tavsiye ederiz. Oruç tuttuğu takdirde hasta olacağı kuvvetle muhtemel olanlar genellikle hasta kapsamında, evet, kabul edilmiştir. Hatta Hanbeli mezhebinde olanlar, Hanbeli mezhebi mensupları hastaların oruç tutmasını mekruh saymışlar. Bütün alimler de diyorlar ki can veya organ kaybına yol açma endişesi varsa, bir kimse oruç tuttuğu takdirde can kaybı söz konusu olacaksa veya bir organı büyük ölçüde zarar görecekse onun oruç tutması ve orucuna devam etmesi haramdır diyorlar. Günümüzde bazı ağır hastalar, şeker hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları doktor yasakladığı halde oruç tutmakta ısrar ediyor. Bundan dolayı böbrekleri iflas edenler, daha ağır hastalık tablolarıyla karşılaşanlar olabiliyor. Bunlar adeta intihar etmiş gibi sayılıyor. Bunların oruç tutmamalarını, fidyelerini vermelerini tavsiye ediyoruz. Daha sonra sağlıklarına kavuşurlarsa tekrar oruçlarını kaza edebilirler. Sağlıklı günlerinde Ramazan'da oruç tutabilirler ama hasta olduklarında, özellikle ağır hastalarımızın, oruç tutamayacak durumda olanların bu konuda çok ısrarcı davranmamasını özellikle belirtiyoruz. Yüce Allah ayeti kerimede hasta olanların iyileştikleri bir vakitte oruç tutabileceklerini ifade etmiştir. Bu bakımdan oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden, böyle olmamakla birlikte oruç tutmakta aşırı zorlanacak kimseler oruç tutmayabilir veya başlamış bulundukları orucu bozabilir diyor alimler. Oruç tuttuğu takdirde hasta olacağı tıbbın verilerine göre kuvvetle muhtemel olan kişinin de hasta hükmünde olduğu ifade edilmiştir. Yolculuk halini de biraz açalım. Dinen yolcu hükmünde olan kişinin Ramazan orucunu erteleyebileceği konusunda da alimler fikir birliği içindedirler. Burada yolculuk 90 kilometreyi aşan bir yolculuk olması gerekir. Sabah 50 kilometrelik bir yere gittim, akşam döndüm, 100 kilometre oldu. Bu seferilik sayılır mı? Sayılmaz. Konya'nın diyelim ki dışına çıkacağız. Konya levhasının bittiği yerden itibaren. Evet hocam. Kilometreyi sıfırlayacağız. Mesela Cihanbeyli'ye gittiğimiz zaman seferi sayılmayız. Seydişehir'e gittiğimiz zaman Konya'dan seferi sayılmayız. Ancak Kulu'ya gidersek, Akşehir'e gidersek,
daha uzak yerlere gidersek, Ankara'ya Emir gidersek, Gazi'ye hocam. Değil mi? Uzak yerlere gittiğimiz zaman seferi sayılırız. Mesela Ankara'ya hızlı trenle gittik. Sabah gittik, akşam döneceğiz. Uçakla İstanbul'a gittik. Sabah gidip akşam döneceğiz. Oruç tutmayabiliriz. Farz değil. Ama kendimizi sağlıklı hissediyorsak, tutabilecek gücümüz varsa, bu hızlı ulaşım araçlarıyla rahatlıkla oruç tutabileceksek, sözlerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi ayeti kerimede geçtiği üzere ve en tasumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır buyurmuştur Rabbimiz. Bu durumda olan kardeşlerimizin de oruç tutmalarını tavsiye ediyoruz. Hanbeli mezhebi yolcunun orucunu ertelemesini daha faziletli görüyor. Diğer üç mezhep ise Şafii, Maliki ve Hanefi mezhebi ise mümkünse oruç tutmasını daha faziletli görüyor. Yani yolcuya her ne kadar farz olmasa bile böyle 90 kilometreyi aşan yolculuğa çıkan bir kimsenin orucunu tutmasını daha faziletli görüyorlar. Bir de Hanefi mezhebinde 15 günlük bir süre var. Gittiğimiz yerde 15 gün ve daha fazla kalacaksak seferi sayılmıyoruz. Gittiğimiz günden itibaren orada oruç tutmamız farz oluyor. Eğer 15 günden az kalacaksak seferi sayılıyoruz. Orada da tutmayabiliriz. Ama oruç tutmaya engel bir mani yoksa orada tutmayı yine alimlerimiz tavsiye ediyorlar. Diğer mezheplerde ise 4 gündür. Gittiğimiz yerde 4 gün ve daha fazla kalacaksak seferilik hükümleri geçerli değildir. Bu konuda Rabbimiz ve entesumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun buyurmuştu. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184. ayet-i kerime. Hadis-i şeriflerden de şöyle ilginç rivayetler var. Hamze ibn Amr el-Eslemi radıyallahu anh'ten naklen gelen bir habere göre birisi demiş ki ya Resulallah, ben kendimde seferde yolculuk halinde oruç tutmaya kuvvet buluyorum. Acaba yolculuk esnasında oruç tutmamda bir günah var mıdır diye sormuş peygamberimize. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki hiye ruhsatun minallahi. Femen ahaza biha fahasanun ve men ahabba en yasuma fela cunaha aleyh. Bu Allah'tan bir ruhsattır. Başka bir rivayette o bir ruhsattır. Kim bununla amel ederse ne âlâ, bu güzeldir. Kim oruç tutmak isterse, yolcu olduğu halde, bütün güçlüğüne ve meşakkatine rağmen oruç tutmak isterse, ona da bir günah yoktur buyurmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim, Sağım 17'de geçiyor bu hadisi şerif. Yine Peygamber Efendimiz bir seferdeymiş, bir ara halkın izdihamını ve üzerine güneşe karşı gölgelik tutulmuş bir kimseyi görmüş. Bu nedir diye sormuş. Sahabiler bu oruçludur, oruç tutuyor demişler. Peygamber Efendimiz bunun üzerine leyse minel birri es-savmu fi's-sefer. Seferde oruç tutmak bir, yani halis ibadet cümlesinden değildir buyurmuş. Bu hadisi şerifte Buhari Sıyam 35'te geçmektedir. Leysel birra en tesumu fi's-sefer rivayeti de Müslim Sağım 15'te geçiyor. Yolculukta oruç tutmanız iyilik değildir. Bu özellikle uzun yolculuklarda, ağır yolculuklarda böyledir. Nitekim Peygamber Efendimiz fetih yılında Mekke'yi fethedeceği zaman sefer için Ramazan'da yola çıkmışlar. Kura'ul Gamim denilen yere varmışlar. Oraya kadar Peygamberimiz ve ashabı oruç tutmuş. Sonra bir bardak su istemiş ve bardağı herkesin göreceği şekilde kaldırdıktan sonra suyu içmiş. Bundan biraz sonra kendisine bazı kimseler yine oruç tutuyorlar ya Resulallah demişler. Bunun üzerine Peygamberimiz onlar asilerdir, onlar asilerdir buyurmuş. Müslim Sağım 15'te geçiyor. Benzer bir rivayet, ashabından bazısı Peygamberimiz yolculuk esnasındayken oruç tutmuş, bazısı tutmamış. Tutmayanlar akıllılık etmişler ve iş görmüşler. Oruçlular ise o ağır yolculukta savaş halinde dayanamamışlar ve hastalanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün oruç tutmayanlar sevapları alıp götürdüler buyurmuşlar. Müslim Sağım 16'da geçiyor.
ağır bir durum söz konusu değilse, savaş durumu, cephede uzun süre çatışma gibi bir durum söz konusu değilse, normal yolculuklarda oruç tutmayı tavsiye ediyoruz. Gebeler ve süt emziren anneler için de alimlerimiz orucun farz olmadığını belirtmişler. Onlara da hasta hükmü verildiğini ifade etmişler. Bu konuda hadis-i şerif de var. Oruç tutması kendisine veya karnındaki yahut emzirdiği bebeğine zarar vereceğinden endişe eden bir kadının orucunu erteleyebileceğine ve başladığı orucu bozabileceğine hükmetmiş alimlerimiz. Hanefilere göre gebe olan, hamile olan ve süt emziren kadın orucunu tehir ederse sadece kaza etmekle yükümlüdür. Kefaret gerekmez. Hatta fidye vermesi de gerekmez. Yaşlılık, ileri yaşta olan kişi o esnada oruca güç yetirememekle birlikte daha sonra tutabilecek durumda ise yaşlılık bir erteleme sebebidir. Tutamadığı oruçları gücü yettiğinde kaza eder. Bunları kaza etme ümidi bulunmayan yaşlı ve hastalar ise tutamadıkları orucun her günü için bir fidye verirler. Başka bir husus, hayati tehlikeye yol açacak ölçüde açlık ve susuzluk. Oruca devam etmesinin hayati tehlike doğuracağına dair ciddi endişe taşıyan kişi orucunu bozabilir diyor alimler. Ölüm tehlikesinin kesinlik taşıması halinde oruca devam etmek haram sayılmıştır. Evet. Tehdit edilme durumu da önemli bir sebep sayılıyor. Özellikle cana ve can bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdide maruz kalan kimse alimlerin büyük çoğunluğuna göre orucunu açabilir. Hatta hayati tehlikenin kuvvetle muhtemel olması durumunda da orucunu bozması gerekir diyorlar. Hayız ve nifas hali de kadınlar için önemli bir mazerettir. Hadis-i şeriflerde Buhari, Ebu Davud, Tirmizi'de geçiyor. Adet gören lohusa olan kadın Ramazan orucunu zamanında tutmakla yükümlü olmadığı gibi oruç tutması da geçerli sayılmamıştır. Bütün mezheplerin, bütün fakihlerin, fıkıh alimlerinin ittifakı vardır bu konuda. Bu konuda icma bulunduğu ifade edilmiştir. Buna göre bir kadın diyelim gece sahura kalksa, öğleye kadar orucunu tutsa, evet hocam, öğlen vakti adet görmeye başlarsa orucunu bozacak, devam etmeyecek. Ama oruç tutanlara saygı göstermek bakımından açıktan bir şey yiyip içmesi de uygun görülmemiştir. Bunu da ifade edelim. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmakla ilgili bir soru gelmişti. Evet hocam. Bunu da alimlerimiz bir özür olarak kitaplarında saymışlardır. Allah bizi bu mübarek Ramazan ayına sağ salim ulaştırsın. Bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden en güzel şekilde yararlanmayı nasip ve müyesser eylesin. Bütün günahlarımızı affeylesin. Vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam alemini her türlü felaketten muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz bu mübarek Ramazan ayının, Ramazan-ı Şerif'in vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini nasip ve müyesser eylesin. Amin inşallah. Allah bütün dinleyicilerimizden, bütün kardeşlerimizden razı olsun. Evet, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli Ribat FM dinleyicileri, sorularla İlmihal programı biliyorsunuz Ramazan'da veda edeceğiz. Ramazan'dan sonra Rabbim nasip ederse tekrar inşallah yapacağız, emanetini almazsa. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı ve bereketli olsun. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dediği gibi değerlendiren ve sonunu da kurtuluşa eren, cehennemden azat olan kullarından oluruz. Değerli hocama da çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.